Abi. Efendim abi. Gel abi. Salonu çeksene. Senin mi peki bunlar? Üstünde Samsung, elinde Fenerbahçe. Hadi kaptan da. Var mı tercüman ona? Obviously, we came here to win the game in any way possible, and obviously we started from the first minute going high pressing to them and trying to score in the first half, which unfortunately we didn't manage. But the team stayed patient, stayed calm, and in the second half we scored the goals that we needed. I think fully deserved the win from us. Buraya kazanmak için gelmiştik. Nasıl olduğunun bizim için bir önemi yoktu. Bizim için galip gelmek önemliydi. İlk yarıda önde baskı yaparak başladık ve ilk yarıda gol bulmayı hedefliyorduk. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Fakat takım sakin ve sabırlı bir şekilde oynamaya devam etti. İkinci yarıda istediğimiz golleri bulduk ve hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. And I didn't know about the first assist in Rome. Umut told me after the game, and yeah, I mean obviously Çengo is a great player and he's going to be a big help for us, for the team, and he showed it also today, even if he is not 100% fit. Obviously it helps that I played with Çengo 3 years in Rome, so we know each other, we know how to move, we know how the other player moves. So also the second goal, the first goal that we scored, the assist from here, I think he was already seen in Rome shirt. Evet, Roma'daki ilk asistinin de bana olduğunu bilmiyordum ben. Maçtan sonra Umut bana söyledi. Kendisi harika bir oyuncu. Takımımıza da çok yardımcı olacak. Buna hiçbir şüphem yok ki. Bugün de gösterdi. %100 hazır olmamasına rağmen. Bugün bunu gösterdi. 3 yıl birlikte oynadık Roma'da. Kendisini çok iyi tanıyorum. Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Saha içerisindeki hareketlerimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla kendisiyle saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. İlk golünü bana attırdı. Roma'dan görmeye alışık olduğumuz bir şey. Fred is he's a big help, big player for us, and obviously like Çengo, the same Fred, he's not yet 100% fit, and you could see that they had cramps because they didn't play the games or played less games than we did in the preseason. So another expert player who plays Brazilian national team, it's not much to say there. Everything is said, and I think he was unlucky today to get that goal cancelled, but he's going to be a great signing for Fener. Fred hiç şüphe yok ki çok büyük bir oyuncu, bize çok büyük katkıda bulunacak. O da Cengiz gibi %100 hazır değil. Zaten bu sebepten dolayı iki oyuncu sahada zaman zaman kramplar yaşadılar. Çünkü hazırlık döneminde bizlere göre daha az maç oynadılar. Ama kendisi de çok tecrübeli bir oyuncu. Brezilya milli takım oyuncusu. Dolayısıyla onu anlatmaya gerek yok. Bugün golünün iptal edilmiş olması onun açısından şanssızdı. Ama belirtmiş olduğum gibi Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bize çok katkısı olacaktır. Bu röportaj. Yeah, I mean like I said, obviously even the goal today is in the past already, because when the game finishes, you know, the most important thing is that the team wins, you know, and there's so many games, important games coming from the conference and the Turkish league as well, so there's no time to look back. When you finish the game, you play straight after 3 days, so you have to concentrate on the next game, next wins, next goals, you know, so we always have to be hungry for more, not to think about what we did before. I think that's the right way to go.
Bugün atmış olduğum gol de geçmişte kaldı benim için. Çünkü maç bittiği zaman en önemlisi maçı kazanmaktır. Önümüzde de çok fazla zorlu maç var, hem Konferans Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde. Dolayısıyla geçmişe bakacak vaktimiz yok. Her üç günde bir yeni bir maç oynuyoruz. Onlara konsantre olmalıyız. Yeni gollere, yeni galibiyetlere konsantre olmalıyız. Her zaman aç olmanız gerekiyor. Geçmişe bakmamanız gerekiyor. Doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum. Thank you very much Edin abi. Thank you. Thank you. Bir şeyler konuşalım. Maçı değerlendirir misin? Süper Lig'de yeni bir takımız. Buna rağmen çok fazla yeni oyuncumuz var. Ama oyun olarak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Pozisyonlarda yakaladık. Maçın başında iki tane bir uzaktan şut, bir tane de Laura'nın net bir pozisyonu vardı. Golü bulabilseydik maç daha farklı olabilirdi. Sonuçta karşımızda Fenerbahçe gibi büyük yatırım yapmış, kaliteli oyunculara sahip bir takım var. Çok fazla net pozisyonda vermedik aslında bence. Ama tabii ki de söylediğim gibi kaliteli bir takım yakalayınca cezalandırıyor. Sonuçta görüntü olarak kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Yeni bir takım dediğim gibi. Zamanla daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Kayseri'den 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetimizi alırız. Ve sezona en iyi şekilde devam ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.